Beyler bayanlar selamlar. Bu videomuzun konusu yine para kazandıran yeni bir oyun. Ve bu sefer X Infinity gibi böyle binlerce lira para ihtiyacınız yok. Çok düşük bir harcama ile gayet güzel para kazanabiliyorsunuz. Ama bu sefer de daha fazla vakit harcamanız gerekiyor. Peki ne bu oyun arkadaşlar? Rune. Gelin şimdi ne kadar harcamanız gerekiyor, ne kadar kazanabilirsiniz, neler yapmanız gerekiyor. Hepsini adım adım inceleyelim. Öncelikle oyuna başlamak için kendinize bir karakter yaratmanız gerekiyor. Aşağıya bıraktığım hem açıklamaya hem başarı tutturulan yoruma bıraktığım linkten direkt o sayfaya ulaşabilirsiniz. Evet, ref linki bu arada, çaktırmayın. Sayfaya girdiğinizde ise Create Account'a basarak karakterinizi oluşturabiliyorsunuz. Tabii bunun da bir maliyeti olacak arkadaşlar. Ne kadar mı? 0.15 rune olması yeterli ve aynı zamanda tabii bir sürü işlem gerçekleştireceksiniz karakteri oluşturma aşamasında. Burada da yeterli BNB'nizin olması gerekiyor. Peki ne harcarım diyorsanız, rune değeri yaklaşık 110 ile 120 dolar arasında değişiyor. Ekstradan da arkadaşlar birkaç dolar da işlem ücretlerine katarsak 20 dolar gibi bir maliyete oyuna başlayabiliyorsunuz. Bu kısmı da özellikle söyleyeceğim arkadaşlar, karakter oluşturma kısmında da bir sürü sizden onay isteyecek. Tıklayacaksınız approve, tıklayacaksınız yok next'e approve, yok ona approve derken baya bir işlem yapacaksınız. Her işlem için sizden cüzi miktarlarda bir fee kesecek. Ama gözünüz korkmasın, çok yüksek kesmiyor. Dediğim gibi birkaç dolara ben halletmiştim. Şu anda fiyatlar yaklaşık olarak aynı. Karakteri de başarılı oluşturduktan sonra yine aynı sayfadan birazcık aşağıdan oyuna başlayabiliyorsunuz. Oyunda birazcık Agario'ya benziyor, biliyor musunuz? Hani hiç böyle yılanın Battle Royale tarzında hepiniz bir alandasınız ve birbirinizi yemeye çalışıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ama bu sefer ortada yılan yok, ejderhalar var. Oyuna küçük bir ejderha olarak başlıyorsunuz ve haritada bulunan o küçük böyle, ben onlara börtü böcek diyeceğim arkadaşlar ya da kelebek diyelim. Onları yedikçe giderek daha da büyüyorsunuz. Aşağıda kırmızı bir bar var. Orası doldukça seviye atlıyorsunuz. Tabii bu süreç boyunca bir şey yemezseniz o bar giderek azalıyor. Daha küçük formunuza geri dönüyorsunuz. Oyunda da 3 tane form var. Ben direkt bunlara küçük, orta ve büyük boy diyeceğim arkadaşlar. Büyüdükçe başka ejderhaları yiyebiliyorsunuz. Yani büyük boy, orta ve küçüğü, orta boy küçüğü. Küçük ise hiçbir şey yiyemiyor arkadaşlar. Yani sizin başka ejderhaları, başka oyuncuları yiyebilmeniz için olabildiğince bu ortadaki boyutu böcekleri vesaireyi toplayarak büyümeniz gerekiyor. Ama dikkat edin, başkasını yemeye çalışırken o anda küçülebilir ve sizin yemeye çalıştığınız oyuncu da o sırada büyürse avlanırken av olabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Oyunda oynamak gayet basit. Mouse'la yönlendirebiliyorsunuz ya da mouse size zor gelirse aynı şekilde klavyenin tuşlarıyla da yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Oyunun amacı sadece birilerini yemek mi? Bu kadar mı? Hayır arkadaşlar, bir sürü oyun modu mevcut. Ve bu oyun modlarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hangi oyun modunu oynadığınızı ekranın sağ alt köşesinden görebilirsiniz. Peki oyun modları arasındaki ne fark var, neler yapmanız gerekiyor, oyunu nasıl kazanacağız diyorsanız, gelin şimdi iki oyun modunu karşılaştırarak size farklarını göstereyim. Tamam, ejderhamız var, bir şeyleri yiyoruz, onu yiyoruz, bunu yiyoruz. Peki nasıl kazanacağız derseniz arkadaşlar, oyundaki amacınız oyun moduna, oyundaki amacınız en yüksek skoru elde etmek. Tabi bu skoru elde etmek oyun moduna göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı oyun modlarında atıyorum ejderhayı yemek size puan kazandırırken bazılarında size puan kaybettirebiliyor. O yüzden hangi oyun modunu oynadığınızda kesinlikle dikkat edin. Ve bunu da kontrol edebileceğiniz yer oyun ekranındayken sağ alt köşeye bakarsanız orada isim olarak yazar. Peki nereden bileceğim ben bunları vesaire diyorsanız, gelin şimdi iki tane oyun modunu karşılaştırarak size daha güzel bir şekilde açıklayayım. Şu an karşılaştıracağımız iki mod var. Standard mod ve Let's Be Friends. Standard modda öldürdüğünüz ejderhalar, yediğiniz börtü böcekler, topladığınız taşların belli bir çarpanı var. Atıyorum normal börtü böcek yediniz 1 puan. Başkasını yediniz 100 puan. Topladığınız taş çarpı 10 puan. 5 dakikalık oyunun sonunda en fazla skora sahip olan kişi oyunu kazanıyor. Olay bundan ibaret. Tamam, çok basit ama her şeyi yiyeceğiz, her şeye saldıracağız. Ama öyle olmuyor işte. Örneğin Let's Be Friends modunda da arkadaşlar tam tersine ejderhaları başkalarını yememeniz gerekiyor. Eğer yerseniz size eksi 200 puan yazıyor. O yüzden hangi oyun modunda olduğunuza kesinlikle dikkat edin. Tüm oyun modlarını görmek için ise tutorial kısmından oradan oyun modlarının hepsini bakabilirsiniz. Bunlarla ilgili de
benim geliştirdiğim taktikleri vesaireyi öğrenmek istiyorsanız da arkadaşlar yorumlara yazın. Sizlere her oyun modunun hem detaylı açıklamasını hem de neler yapabileceğinizi, nasıl puan kazanabileceğinizi, sonunculuktan bir anda nasıl üst sıraya çıkabileceğinizi göstereyim. Güzel güzel taktikler yaptık. Tamamen sizin dönüşünüze bakıyor arkadaşlar. Tabii bu taktiklerden bir tanesini şimdi size söyleyeyim. Zaten oyuna başlamadan önce bilmeniz gerekiyor bunu. Death Orb'lar diye bir şey var. Oyunda kırmızı nokta olarak geçiyor bu Death Orb'lar arkadaşlar. Ve bunlar başka oyuncuları öldürdükten sonra, diğer ejderhaları yedikten sonra ortaya çıkıyor. Bunlar neden önemli? Çünkü oyuncunun o sıradaki toplam puanının çeyreği direkt o kırmızı topta oluyor. Death Orb'da oluyor arkadaşlar. Ve siz onu yediğinizde otomatik olarak onun öldüğü sıradaki, atıyorum 1000 puanı varsa, öldüğünde direkt içine 250 puan yükleniyor. Ve siz onu yediğinizde direkt o 250 puanı siz alıyorsunuz. O yüzden Death Orb'ları kaçırmayın. Tabi bu her oyun modunda çıkmıyor. Örneğin Let's Be Friends'de çıkmıyor arkadaşlar. Death Orb çıkan ve o kırmızı noktayı gördüğünüz gibi genelde almaya çalışın. Tabi kendinizi de öldürtmeden. Oyunda da toplayabileceğiniz son bir şey daha var. Bu da taşlar arkadaşlar. Bu taşlar da size oyunda para kazandırıyor. Gelin şimdi bu taşlarla ilgili daha detaylı incelemesi yapmadan önce oyundaki para kazanma sisteminin ne kadar kazanabileceğinizi göstereyim. Oyunda kazandığımız para aslında bir sürü farklı taş arkadaşlar. Evet, bir tane oyunun token'ı yok. Eksi'deki gibi, Alienverse'deki gibi biz TLM çıkartmıyoruz, biz SLP çıkartmıyoruz. Oyunda bir sürü taş var, bir sürü rune var, yani bir sürü token var. Ve bunları da oyunda, biraz önce söylemiştim ya hani, bunları da oyun içinden toplayabiliyoruz. Bu taşlar rastgele olarak her 10 saniyede bir ortaya çıkıyor ve siz onu yediğiniz zaman o taşa sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Oyundaki birinci kazanç sistemi bu. İkinci kazanç sistemi ise arkadaşlar sıralamaya girmek. En çok kazandıran da bu. Eğer sıralamaya girerseniz, yani ilk 5'in içinde olursanız, size zot denilen taştan veriyor. Ve ne kadar zot kazanabileceğiniz tamamen oyundaki kişi sayısına bağlı arkadaşlar. Eğer oyunda bir kişi varsa doğal olarak hani sürekli siz birinci geleceksiniz. Öyle bir saçmalık olamaz değil mi? Size direkt birinciliğin ödülünü sürekli vermez. Ne yapmışlar? Bunu güzel bir planlamışlar arkadaşlar ve demişler ki işte oyunda 20 kişi varsa şu kadar ödül vereceğim. Oyunda bu kadar kişi varsa bu kadar ödül vereceğim. Ne kadar zot verebileceğini oyun içindeki skor tablosunun üst kısmında görebilirsiniz. Orada direkt 0-105, 0-15, 0-0-1 zot şeklinde yazar. Tabi bu ödülün tamamını siz almıyorsunuz. Bu ödül paylaştırın. Orada yazan tutara göre de birinci %100'ünü alıyor. İkinci %30'unu alıyor. Üçüncü %15'i, dördüncü ve beşinci de %5'ini alıyor arkadaşlar. Yani orada diyelim 100 yazıyorsa, 100 yazmaz bu arada, çok uçuk bir rakam söyledim kolay olsun diye. Ve beşinci oldunuz, direkt sizin kazanacağınız arkadaşlar 5 zot oluyor. Ve ayrıca oyun içinde de başka runları, başka taşları topladıysanız ekstradan o taşları da elde ediyorsunuz. Yani bir oyunda hem sıralamada hem de oyun içinde topladığınız taşlardan gelir elde ediyorsunuz. Tamam, tüm sistemi anladık. Peki Ozan, net olarak ben ne kazanabilirim? Arkadaşlar net olarak şu kadar kazanabilirsiniz diyemem. Çünkü bu bir, sizin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunuzda. Çünkü bazen evet zorluyor, beni bile zorluyor. Kaç senedir oyun oynuyorum. İki, işte hangi sıralamaya gireceğinize, kaç saat ayıracağınıza, o sırada sunucuda, oyunda kaç kişi olduğuna bağlı olarak değişiyor arkadaşlar. Ama kendi deneyimimi size söyleyebilirim. Ben oyuna girdiğim ilk gün yaklaşık 5-6 saat vakit ayırdım ve bu süreçte 38 dolarlık taş topladım. Hem sıralamaya da girdim, hem diğer taşlardan da topladım arkadaşlar. Güzel bir kazanç elde ettim. Peki bu kazancı nasıl çekeceğiz? Şimdi gelelim, bu oyunla ilgili hem iyi hem de kötü haberim var. Kazandığınızı o anda çekemiyorsunuz. Yani ben atıyorum 30 dolarlığı kazandım şu anda ve 30 dolarlığı anında metamask'imi, cüzdanımı çekemiyorum. Bunu çekebilmeniz için arkadaşlar her taştan en azından bir yapmanız gerekiyor. Size oyun içinde topladığınız ya da sıralamadan topladığınız zotlar hep küsuratlı geliyor. 0.1, 0.0.10, 0.20 vesaire gibi küsuratlı geliyor. Ve bunlar en azından bir olmadan size göndermiyorlar. Ayrıca bu ödemeleri de haftalık olarak haftanın sonunda gerçekleştiriyorlar. Bu neden kötü haber? Çünkü o kadar uğraşıp o anda parayı çekememek, ya acaba bunlar lan parayı verecek mi bana diye kafada bir soru işareti yaratıyor doğal olarak. İyi yanı ne? Mantıklı olarak düşününce arkadaşlar vur kaçları engelliyor. Ve aynı zamanda da botla oluşabilecek enflasyonu engelliyor. Düşünsenize, oraya otomatik bot koydunuz, bir sürü bilgisayar kasıyor. O anda satıyor. O anda satıyor. O anda satıyor. Ne olacak? Enflasyon olacak. Ama bu
Ama bu şekilde hem oynamayı hem de biriktirmeyi teşvik ettiği için arkadaşlar anında satış gerçekleşmiyor ve bu bir şekilde değerini korumasını sağlıyor. Tamam, o zaman boş versen bu yorumları. Biz nasıl bozduracağız bunu diyorsanız arkadaşlar, bir yapmanız gerekiyor ve haftalık ödemeyi beklemeniz gerekiyor. Cüzdanınızda bir tane de taş olduktan sonra cüzdanınıza geliyor ve bunu swap kısmından swaplayabiliyorsunuz. Aa, bir de oyundaki tek kazanç da bu değil arkadaşlar. Oyunda iki türlü daha kazanç mevcut. Ve bu oyunu da değişik yapan, güzel yapan şeylerden birisi de bu. Birincisi değil, birincisi bildiğiniz havuz arkadaşlar. Havuza paranızı katıyorsunuz ya da oyun içinden kazandığınız runları havuza yatırıyorsunuz ve size pasif kazanç sağlıyor. Yani 10 tane run kattınız, atıyorum sana diyor ki tamam ben bir ay boyunca buna bir tane daha run veririm diyor. Oradan pasif bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Bu zaten çoğu oyunda olan bir şey. O yüzden bu yenilik değil. İkinci yenilik aslında çok güzel bir uyarlama. Diablo'dan uyarlama zaten bu oyun. Ne mi o arkadaşlar? Bu çıkarttığınız runlar var ya, onları birleştirerek doğru kombinasyonu bulup onları birleştirerek NFT üretebiliyorsunuz. Ve bu NFT'leri karakterinizin üstüne giyebiliyorsunuz. Ne işe yarıyor bunlar? İşte katıldığınız havuzlardan daha fazla pay almanıza, fee öderken daha az ya da hiç ödememenize ya da ekstradan taş düşürebilmenize vesaire gibi farklı farklı özellikleri var bu NFT'lerin. Dilerseniz çıkarttığınız taşlarla bu NFT'leri oluşturup üstünüze giyebilir ve daha da fazla pasif kazanç elde edebilirsiniz. Ya da direkt bu NFT'leri markette satabilirsiniz. Yani özet olarak yapabileceğiniz bir sürü şey mevcut. Oyunda girip farm yapacaksınız. Oyna baba baba oyna. Oyna kazanmaya çalış, kazan kazan. Kazandıklarınızı direkt satabilir ya da kazandıklarınızı NFT yapabilir. Bu NFT'leri kullanarak pasif kazanç elde edebilir ya da direkt bunları marketinde satabilirsiniz. Evet. Oh. Oh, ne konuştum. Ben yoruldum valla. Peki, son olarak videoyu sonlandırmadan önce kendi yorumumu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben belli miktarla girdim. Çok yüksek bir miktar değil zaten. 200 TL'lik gibi bir miktar. Ve benim yapacağım ilk şey anında yatırdığım miktarı direkt satış, sat. O zaman maliyetini çıkar. Oh tamam, oyun bedavaya geldi. Bundan sonra devam edebilirsin. Ondan sonrasında da oyun gidişatına bağlı olarak çıkarttığım taşların yarısını elimde tutacağım. Yarısını satacağım arkadaşlar. Yarısını tuttuklarımı da belki farm'a koyarım. Belki NFT yapmayı deneyebilirim. Bakalım ne kadar kazanacağım bağlı olarak değişecek planım. Ama bunları yaparken de şunu unutmayın. Bu şu anda sadece kendi deneyimimi, kendi yapacaklarımı anlatıyorum. Bu tarz oyunların riskli olduğunu unutmayın. Yapacağınız her türlü karar size ait. Sizin almanız gereken risk arkadaşlar. O yüzden daha sonrasında ya Ozan Mozan diye yorumlara gelmeyin sakın. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.